Abi ben bundan sonra Murat 131'im var diyeceğim. Kral olmak nasıl bir duygu diyelim. Abi araba çok güzel ya. Ben seni bindirmezdim. Kafamız farklı evet. Evet şu anda arabamızı çalıştırıyoruz uzaktan. Bu arabaya kaç para harcadı? Peki ben bir şeyler duydum. Hakkı abi bizim abimiz. Yenge arabayı kıskandı mı? Ali Koç'un bu aracı istediği söyleniyor. İnsanların bakışına bak Mahmet. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kral'la Çukur'dayız. Apo abi hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz abi. İlk konuğumuzsun. Çok güzel. Bu durum bizi cidden yani abi çok mutlu etti. Abi bizi gururlandırdın öyle söyleyelim. Ne yani, güzel. Ne teşekkür güzel. Ederiz. Teşekkür ederim. Yani kral gibi bir arabayla ilk konuğumuzu almak. Kral gibi bir sahibi, evet. Kral gibi bir araba. İsmi de kral. Kral gibi de bir video olur inşallah. İnşallah. Güzel bir izlenme hayırlı alırız. Hayırlı olsun kanalınız. Evet. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. O zaman geçelim videomuza. Abi seni tanıyalım mı bir önce? Tanıyalım. Ben emekliyim ama daha evvelden korumalık özel şoförlük yaptım ben. Çalışırken de 3. oğlum Şahin'le, Kral'la uğraşıyorum. Ben de 2 çocuğum var. 3. de bu mu abi? Evet, 3.sü de. 3. oğlum da bu. Bunda emek daha çok hatta. Evet. Bana öyle geldi yani. Bu kaç senedir sende bu araç? 25-26 senedir bende araba. Bu hastalık nerede başladı abi? Bu hastalık çocukluktan beri var ama benim bir ustam vardı. Onda bir tane bir araba vardı. Deli gibi o arabayı her gün 5 posta 10 posta siler temizlerdim o arabayı. O ustamdan dolayı bu bende hastalık oldu. Ondan sonra ben de o zamandan kafama koymuştum illa böyle bir araba yapacağım ama diye. Ama sadece sen o zamanlarda abi Murat 131'e mi odaklandın yoksa hani başka araçlarda zaten düşünüyor muydun? Başka araçlar da yaptım, sattım bir sürü araba. Ama elinden... en çok bu herhalde, başka bunun gibi yok. En çok bunlar. Yani şeydi. 27 senedir sende olması aynen, maşallah. Aynen öyle. Yani. Ben babamla o kadar yokum ya. Evet, bizim Allah izin verirse 25 olacak inşallah. Babama selam ver buradan. Bu abi aracı ne sıklıkla kullanıyorsun? Valla ben aracı sürekli kullanmıyorum. Haftada hava güzel olursa, kışları zaten kesinlikle arabayı çıkartmıyorum. Yağmur, kar, su asla yok. Çıkartmıyorum. Kışın yani. Senin için zaman geçmiyordur abi. Geçmiyor. O zaman. Sadece işte garaja indiğimde temizliğini yapıyorum falan. Muhabbetimizi yapıyoruz beraber. Dertleşiyoruz. Acil bir şey olmazsa yani araba var olmazsa çıkartmıyorum. Yani. Kral ismi nereden geliyor? Valla kral ismini bana sevdiğim dostlarım koydu. Kral olarak sana hitap edeceğiz. Ben de dedim eyvallah. Sevdiğim bir abim vardı. O sürekli gördüğü zaman kral şöyle kral böyle falan filan. İlla dedi bu arabanın ismi kral olsun. Sana da yakışıyor dedi. Kaç senedir var abi bu kral lafı ortalıkta? Valla... 20 senedir de var. Kral olmak nasıl bir duygu diyelim mi o ya zaman sana? Ya işte yani... biz naçizane öyle krallıkla falan sen... işimiz yok da işte daha sonra bunu yaptık böyle. Yaptık, herkesin de hoşuna gittiği için herkes bize onu uygun gördü. Biz de eyvallah diyoruz. Ama abi cidden yani seni tanıdık burada videoyu çekmeye başladığımızdan beri. Cidden böyle karakterin, kişiliğin çok mütevazi bir insansın. Şöyle bir araba herhalde bizde olsa... Ben seni bindirmezdim. Ya sen beni bindirmeyebilirsin. Hayatta bindirmezdim. Ben arabayı gördüm yani Salih yanımdaydı. Salih dedim çoğu kızdan güzel yani maşallah dedim. Ama gerçekten çoğu kızdan güzel. Yani Salih maşallah. Kardeşim olunca... Biz 4 sene... Tabii siz daha eski 3-4 senedir tanıştığınız için. Zaten. Evet. Kral 4 sene önce nasıl gördün? Aynı öyle hani derler ya hiç yaşlanmamışsın. Arkadaşlar hiç yaşlanmamış. Aa. Nazar değmesin, Allah kaza bela abi vermesin. Kimine göre bu tofaş arabası böyle işte çok uygun, çok ucuz zevkler gibi evet gözüküyor ya. Maalesef onlar yani bu işin şeyini, altyapısını bilmiyorlar. Evet. Hemen arabayı alayım, iki tane kolon takayım, bilmem ne takayım. Bunlar yani olmuyor. Biz onlardan değiliz arkadaşlar. Biz onlardan değiliz. Yani bunu bilin. Ya biz hastasıyız bu işin. Panjur'dan ben başlıyorum. Panjur İtalyan. Panjur İtalyan. Türk versiyonundaki araçtan farkı? Farkı buradakiler plastik, nikel ajlı değil. Hı hı. Bu krom, orijinal plastik üzerine krom kaplıyorlar, evet. Evet. Ondan sonra bu tabi İtalya'dan geliyor bunlar. Zaten değişik bir fark, bariz var yani. 131'e bakıyorsun, yeni kası Şahin'e Doğan'a bakıyorsunuz. Yani bu kafa yok. Evet. Bu kafa bir farklı bir kafa. O evet da zaten İtalya'nın olduğu. Kafamız farklı, evet. Kafa farklı.
Abi ne kadar bu panjur? Mesela hani bir 131 toplayan biri bu panjurdan taktığında size bilgin var yani mı acaba tahmini? Sıfırı 3000 lira civarı. Uçaklar falan zaten Amerikan. Amerikan. Sen zaten bir tık Amerikancısın abi. Evet, evet. Benim hani, tarzım biraz. Tarzın Amerikan. Evet. Çocukluktan Amerikan arabasında yetiştiğimde biraz onun sevgisi var. O yüzden de işte böyle çoğu şeylerim benim ceylanlarım yani, olsun, antenlerim olsun, öndeki kuşlar olsun. Hepsi Amerikan tarzı. Antenler yani, zaten Amerika'dan getirmiş Afa abi. Arka antenler 59-60'ların Chevrolet'leri, antenleri, onları Amerika'dan getirdim. Motor hakkında biraz bilgi verir misin Apa abi bize? Valla motor orijinal, kendi motoru. Sadece tabii biz sevdiğimiz için üst kapak, karbüratör kapağı, nikelaj yaptık. Motorla fazla bir oynadığımız bir şey yok yani. Düz motor, düz 1600 motor. Sadece motor için nikelaj, işte kornalarımız var. İşte göğüs sajları, bunlar var. Başka motorda şeyimiz yok. Oynamadık bir tarafından motoru. Maşallah bayağı temiz tutmuşsun evet, ama abi. Evet, şu an biraz tozlu hali, silemedik tabii. Bu mu abi evet, tozlu hali? Evet, bu tozlu, pis hali evet. Bize bayağı temiz geldi bu. Yani sıfır ekstra motor gibi duruyor. İsterseniz uzaktan da arabayı çalıştırabiliyorsunuz. Öyle mi abi? Tabii ben bunları 25 sene evvel yaptım. O şimdi falan filan almışlar falan filan yapıyorlar. Şu anda araba uzaktan? Uzaktan çalışır, uzaktan bagaj açılır. Şimdi abi bagaj açıyoruz. Evet, şimdi bagajı açacağız. Evet, şu anda arabamızı çalıştırır uzaktan. Dönmeli, dönmeli. 25 sene evvel yaptık biz bunu. Bu İsmet edelim. Abi edelim. Apo abi, can alıcı soruya geliyorum. Bu arabaya kaç para harcadın? Vallahi onun 25 senedir harcıyorum. Hala da harcıyorum. Daha da harcayacağım var. Bu aşkın bedeli sonsuz. Bilemiyorum. Büyümeyen bebek gibi. Yediğini, içtiğini hesap etmediğin için, bu da bizim çocuğumuz olduğu için bunun da yediğini, içtiğini hesabını yapmıyoruz. Ya boyasını falan korumak için özellikle her sene yaptığın bir işlem var mı? Yoksa boya attıktan sonra sadece düzenli cila falan mı? Hayır, evet. Evet, yani ben 20 sene falan oldu boyanalı. Normal cilamı atıyorum. Siliyorum, temizliyorum. O kadar. O kadar. De şöyle bir şey var. Yani bu araba tabii fırında boyandığı için, düz boya olmadığı tabii, için. Tabii. O yüzden böyle tabii cam gibi duruyor. Yoksa normal boyada şey bu kadar durmaz. Parlaklık yakalayamazsın. Tabii abi. Evet, doğru. Durmaz. Gençliğimi bu araçla yaşamak isterdim. Özellikle Salih ile beraber. Halimizde yani şöyle bir araçla gezip dolaşmak isterdik. Crafter ile neler yaptığını biliyoruz Halim, bütün sen. Apo abi, yenge arabayı kıskandı mı? Kıskanıyor evet. Kıskanıyor. Kıskanıyor evet. Yak. Peki abi nasıl oluyor hani? Ne yapalım? Artık hanıma söylüyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız, aa bana şunu yapmadın, bunu yapmadın falan. Onun da gönlünü yapıyoruz, bunun da gönlünü yapıyoruz. Gerçekten evet. Böyle bir ikinci flört gibi böyle. Sanki öyle bir hava var yani. Evet. Zaten bizim kültürümüzde erkek arabaya tapar, evet. Yenge de genelde aynen, kıskanır yani. Aynen öyle kıskanıyorlar. Apo abi, eline koluna emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Canım. Şöyle bir duyum da aldık, kızlar arabaya çok bakıyormuş. Zaten Örnek Tepe'den Balat'a gelene kadar benim kafa böyle sağda solda, o bakıyor şu bakıyor falan. Gerçekten hani o ilgiyi gördük. Kızlar falan değil de kendimiz bir tedavi olalım. Olalım. Evet, olalım beraber. O zaman abi bir geçelim, bir tedavi geçelim. Olalım. Fıtı 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 fıtı. Çok güzel değil mi ya? Abi araba çok güzel ya, içi falan da yani. Normal bir Tofaş gibi değil bu araba. Yok. Tavan süet döşemi. Koltuklar zaten deri döşemi. Aynen. Direksiyon falan Mustang zaten. Arkada kolçak var. Bu benim dikkatimi çok çekti. Çok da hoşuma gitti yani. Arkadaki genişlik bakımından da uzun yola gidilir. Zamanında gidiyordu insanlara. 20 senelik bir araç olmasına rağmen arkası bence bayağı rahat. Fazla rahat. Kornalarımız harika abi. Evet. Bu çaçat dediğimiz. Çaçat Amerikan araçlarının Mitsuba kornaları evet. Apo abi, peki ben bir şeyler duydum. Bu araç filmde oynamış. Klipte oynadı da ben biraz rahatsız oldum. Yani kamera falan takmak istediler. Ön kaputa şey koyalım dediler. Kamera 8,5 kilo. Bizim kaputu bozacak adam, haberi yok. O filmi çekme, klibi çekme derdinde. O yüzden de istemedim yani. Orada bıraktın gittin mi? Aynen öyle oldu. Olmaz dedin, çekimi bıraktın. Aynen öyle oldu. Helal olsun.
olsun abi valla. Yönetmen çıldırmıştı. Evet. Bir muhabbet daha var, o da kulağıma geldi. Ali Koç'un bu aracı istediği söyleniyor. Evet, Ali Koç'un evinin oradayız. Onun müdürü benim arkadaşım. Arabayı gördü Ali Koç evin önünde. Ya dedi, bu ne kadar güzel bir araç falan dedi. Bunu bizim müzeye koyalım dedi. Sana dedi bir sıfır araba verelim. Ben dedim olmaz, vermem dedim. O da tabii biraz iddia gibi oldu. Dedi ki sana iki tane verelim. Bana bir düzine de verseniz ben arabamı vermem. Ben arabama aşığım. Vermedim ben arabayı. Vermem de yani. Abi bana... şu anda sen diyorsun ki yani ne para verirlerse versin. Yok, ben benim bu arabayı vermem. Gözümde asla yok. Öyle bir parası da yok. Yani bu araba kaç, bedeli yok yani. Kaç paradır bilmem nedir. Bana göre daha Merkez Bankası öyle bir para basmadı bana göre. Apo abi sen araçta bir bağ kurmuşsun. Bunu hissettiriyorsun da bize. Aynen. Yani benim evladım gibi oldu. Benim üçüncü oğlum ya. Senin şu arabaya olan aşkını gördükçe böyle biraz daha tutuluyoruz sana. Kanka şu durum şöyle bir şey. Anladığım kadarıyla arkadaşlar her şey para. Şu lafı kullanan insanların anlayabileceği bir duygu değil. Manevi değeri bilen insanların, aynen, maneviyatı hisseden insanların. Yani bir bağ kurulmuş, bir duygusallık, bir huzur veriyor. Bu size de veriyor. Aynen. Apo abiyle arabasının arasındaki bağ bize de bir huzur veriyor. Böyle şeyleri çevremizde görmek bu yaşlarda bizi mutlu ediyor. Aynen. Apo abi teşekkür ederiz. İnsanların bakışına bak Mahmet. Abi, böyle halkı selamlıyorsun geliyor zaten arabayla gezerken. Benim yol üstü 3 tane kız Instagram'ımı istedi. Abi ben bundan sonra Murat 131'im var diyeceğim. Bir tane daha yaparım desen ne yapardın? Veya aklında kalan bir model var mı? Bir tane 57 yapmak istiyorum. Durumun olması lazım. İçimde kalan 57 Chevrolet. Onu yapmak istiyorum. Bir tane de 124 yapmak istiyorum. Telif geliyor beyler. Telif geliyor. Hakkı abi bizim abimiz. Hakkı abi bilse ki Apo kardeşin onun müziğini çalıyor. O iki de mutlu olur bence Hakkı bence abi. De, bence de. Buradan da Hakkı abiye sevgiler, saygılar. Ellerinden öpüyorum. Zaten şu anda bu arabanın Hakkı Bulut'u açsan arabadaki ses sisteminden dolayı söylüyorum. Hakkı Bulut sanki içerideymiş gibi hissederiz. Yani öyle de bir güzel akustik müzik sistemim var. Apo abi kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederiz. Eyvallah. İlk konuğumuzsun. Sen de bizi kırmadın abi. Sana da krala da teşekkürler. Ben teşekkür ederim çocuklar. Sizin de hayırlı uğurlu olsun yeni YouTube kanalınız. Yola çıktık, Allah utandırmasın. İnşallah, inşallah çok güzel geçti. İnşallah çok da güzel olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.